Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bu akşam yeni bir Açık ve Net'te daha karşınızdayız. Kamuoyu yıllardır Ergenekon örgütü, Ergenekon davası diye bir şey konuşuyor. Bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Ergenekon'daki yeniden yargılama sürecinde savcı bir mütalaa verdi ve dedi ki Ergenekon diye bir örgüt aslında yok. Peki bu Ergenekon adını biz aslında ilk kez bir kişinin adı, bir kişiden duymuştuk, ondan duymuştuk. Yıllar sonra o bahsettiği örgütten kendisi de yargılanmıştı. Savcı da şimdi örgüt yok diyor. Peki gerçekten Ergenekon diye bir örgüt hiç olmadı mı? Yoksa vardı, yeterince araştırılamadı mı? Neler oluyor? İşte bütün bunları ilk kez Türkiye'de Ergenekon örgütünden bahseden isimle, tarihçi, yazar, akademisyen Erol Mütercimler'le konuşacağız. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Konu ciddi ama çok şıksınız. Önce onu söyleyerek teşekkür başlamak ederim. İsterim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin şıklığınız zaten teşekkür ediyorum. Destan. Sağ olun. Evet, yani bu hafta Ergenekon davası yargılama sürecinde savcı bir mütalaa verdi. Dedi ki aslında Ergenekon adlı bir örgüt hiç varlığı ispat edilememiştir. Ergenekon FETÖ'nün pis işlerini içine attığı bir çöp tenekesidir. Çok doğru. Erol Mütercimler, siz Ergenekon adını ilk kez yıllar önce bu ülke sizden duymuştu. Hakikaten siz Ergenekon var mıydı yok muydu, buna ne diyorsunuz? Önce çok basitçe net, kısaca çok bunu net, sorayım. Çok, bir kez çok net bir şey söyleyeyim. Savcının yazmış olduğu bu mütalaa hukuk fakültelerinde bir ders olarak okutulacak mükemmellikte. O nedenle ülkede hukukçular var diye, hala hukukçular var diye onur gurur duydum bir kere. Onu belirteyim. Siz herkes, çok beğendiniz bu mütalaayı. Müthiş. Herkes ilk 14 sayfasını okumalı. Zaten orada Savcı Bey çok açıkça ortaya koymuş. Bunun nasıl bir büyük kumpas olduğunu, bunun nasıl bir büyük çöplük olduğunu ve bu ülkeye ne denli büyük kötülük yaptığını burada anlatmış. Sorunuza çırılçıplak biçimde net yanıt vereyim. Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt yoktur. Böyle bir örgüt hiçbir zaman olmadı. Bunu ben mahkemede son savunmam. İşte önümde benim. Bu o benim, zaman durun bir soruyla özür devam diliyorum. Edeyim. Bu benim Buyurun. Savunma evet. Dosyam, bu klasör savunma. Savcı Bey'in herkesin de önünde. Mahkemedeki benim cümlem şudur. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Bu salonda böyle bir örgüt yoktur. Siz Bu, böyle bu demiştiniz. Bana ait bir cümle. Evet. Evet, benim savunma cümlem bu. Böyle bir terör, Ergenekon adıyla bir terör örgütü yoktur. Ha, Ergenekon adıyla bir yapılanma Soğuk Savaş döneminde var ve o çok farklı bir şey. Şimdi o farklı şeyin ne olduğunu ben biraz bugün kısa kısa sormak istiyorum. Bu arada seyircilerimiz bazen diyorlar ki bana, niye sözünü kesiyorsun konuğun? Çünkü bir saatten az bir süremiz var. Bu süre içerisinde pek çok sorun var. Onun için biraz böyle kısa kısa gideceğiz. Eğer sözünüzü kesersem de şimdiden özür dilerim. Şimdi siz o dönem demiştiniz ki Memduh Ünlütürk'den duydum ben ilk bu Ergenekon evet. örgütü ismini. Peki Memduh Ünlütürk eski komutan o nereden biliyordu? Şimdi bakınız süreniz 40 dakikanız çok az. Bunun böyle ayrıntısı bilmem neyine zamanınızı ne kadar işgal ettirecek onu bilmem. Bakınız benim Memduh Ünlütürk Paşa'dan ışıklar içinde uyusun. 26 Nisan 1988'dir. Tarih Gazi Ordu Evi. O zaman ben Beylerbeyi Deniz Subay Hazırlama Okulu'nda fizik öğretmenliği yapıyordum. Ve aynı zamanda da futbol takımın antrenörlüğünü yapıyordum. Ve biz orada kupa maçına gitmiştik. Hatta o ertesi sabah şampiyonluk maçım vardı benim. Ve iki de arkadaşım vardı. Akber Aktün'le Mehmet Göral. Onlar da başka takımların başında gelmişlerdi. Akber Aktün'ün de tıp doktoru ablası ve küçük yeğeni de oradaydı. Çıktık yemek salonundan, sırtımda üniforma var. Çünkü yukarı yatmaya gidiyorum, sabah erken çıkacağım. Tam merdivenin başındayım, aşağı doğru iniyoruz. Bir beyefendi, biraz topluca, kısa boylu, tıknaz. Koltuğunun altında bir şey var, evrak çantası. İnmekte zorlanıyor, müsaade eder misiniz, size yardım edebilir miyim dedim. Koluna girdim, indim. Senin adın ne dedi, sırtında üniforma var. Benim adım Erol dedim. Erol Bilbili'yi tanır mısın dedi. Çok özetliyorum. Uzun bir konuşmadır bu. Çok uzun bir konuşma. Tanır mısın dedi. Tanımaz mıyım dedim. Bizim büyüğümüz. Erol Bilbili kim? 9 Mart 1971 tarihinde sol cuntaya mensup olmaları nedeniyle sağ cunta, Orgeneral Faik Türün'ün liderliğindeki sağ cuntadan operasyon yemiş o grup subaydan birisidir.
hala hayatta, uzun ömür diliyorum kendisine. Çok zeki birisidir diye methetti Erol abi, ki olağanüstü zeki birisidir, doğru. Neyse biz böyle iniyoruz, indik ettik merdivenin sonuna doğru, konuşmaya devam ediyoruz küçük. Sonra oturduk işte, kahve söyledik, çocuklar da oturdular. Ben merdivenin basamağında sordum ismini. Sizin isminiz nedir efendim dedim. Memduh Ünlü Türk deyince böyle... Siz de şimşekler çaktı. Aynen öyle, define bulmuş gibi oldum. Çünkü 12 Mart'ın Ziver Bey Köşkü'nün yaratıcısı olarak ifade edilen general. İşte biz onunla konuştuk. Sonra bizim çocuklar Mehmet'le Akber ayrıldılar, ablası da ayrıldı. Onu sana anlatacaklarım var dedi. Çok uzun uzun gözünün önünde not aldım. O anlattı. Peki ben niye not aldım. İlk kez karşılaştığı birine böyle bir şey anlattı? Anlattığı başka olabilir. Kimse var mıydı? Sadece size mi anlattı? Bak, onları bilmem. Onları bilmem. Ben yalnızca kendi kulak tanıklığı yaptığım kısmını bilirim. Çünkü gözünün önünde o anlattı, ben notlar aldım. O anlattı, ben notlar aldım. Ergenekon diye yalnızca, bir örgütün varlığından bahsetti değil mi? Şöyle bir şey. Dur, şöyle bir şey. Şimdi bu örgüt dendiğinde herkes yalan yanlış işler anlıyor. Bu Ergenekon adıyla kurulan bu yapı ilk önce Kıbrıs'ta kuruluyor. Neden? Çünkü 1931 yılında Kıbrıs'ta İngiliz yönetimine karşı başlatılmış olan Rum saldırıları, öldürmeler bir süre sonra Türklere yöneldi. Türklere yönelince Türkler kendilerine meşru müdafaa amacıyla çeşitli organizasyonlara gittiler. İşte buradaki örgüt ifadesinin kullanılması yanlış bir şey. Çünkü örgüt başka bir iş. Buradaki yapı, küçük küçük yapı, ben çünkü daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı üzerine subaydım. İşte o kitabı Satılıkada Kıbrıs kitabında savaşı araştırırken Kıbrıs'taki bu refleksi o zaman öğrendim, neler kurulmuş. Yalnızca Ergenekon adıyla değil ki Türklerin kurdukları meşru müdafaa odakları. Çok çeşitli adlar var orada. Volkan dahil olmak üzere o kadar çok çeşitli adlarla kurmuşlar. Çünkü öbek öbek kuruluyor. TMT bilinen en büyük teşkilat. Türk Mukavemet Teşkilatı ya, dedikleri çok... TMT. Evet efendim. Şimdi ne oluyor? Kıbrıs'ta bu kuruluyor ve bizim yıldız subaylarımız, daha sonra yıldız subaylar derken şunu kastediyorum, daha sonra çeşitli askeri müdahalelerde adlarını duyacağımız yıldız subaylar orada küçük rütbeli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından organizasyonları, Türk halkının kurtuluşu için organizasyonları yapabilmek için gönderildiler sivil kimliklerle. Orada bu yapılarla tanışılıyor. Orada bu yapı başarılı. Ne oluyor? 27 Mayıs 1960 oluyor Türkiye'de. Askeri müdahale. Ondan sonra bu yapı Türkiye'ye taşınıyor. Neden? Çünkü NATO gizli orduları diye tanımlanan Gladio türü yapılar NATO'nun üyesi olan hemen hemen bütün ülkelerde ABD tarafından kurduruldu. Yani sizin o dönem bahsettiğiniz Ergenekon örgütü aslında ABD tarafından Sovyet karşıtı olarak sonra kurulmuş burada, bir bakın, Kıbrıs'taki yapılanma. Bir daha söylüyorum, Kıbrıs'taki Türklerin meşru müdafaa amacıyla yapmış oldukları bu organizasyonlar ondan sonra oralarda büyük deneyim sahibi olan ve 20 Temmuz 1974'ün yapılmasının da bütün hazırlığını yapmış olan o subaylar, onlar hep NATO ordusu işte bu. Onların bir kısmı da çeşitli nedenlerden dolayı özel harp dairesine görevlendirildi. O oldu, bu oldu. O yapı isim olarak kullanıldı. İsim olarak kullanılmış. İşte benim Memduh Paşa'dan dinlediğim mesele bu. Peki isim Memduh olarak. Paşa da onların içinde olduğu bir dönem olmuş mu? Şimdi nereden söylüyor, bu benim anladığım kadarıyla... Bakın benim anladığım kadar, dedim ya o kadar uzun ki şimdi bu konuşmalar, burada kaç mahkemede ben kaç sayfa anlattım onu, dedim ki artık bir kere son kez anlatıyorum, tarihe mal olsun. Çünkü bakın ben bunu 1997'de anlattım. Aydınlık Dergisi'nin düzenlediği, yani Doğu Perinçek Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Susurluk Konferansı'ydı. Bir kere de orada anlattım bunları. Sonra bir röportaj yapmışlardı, anlattım. 2008 yılının Mart'ta yapıldı galiba 32. gün. Ya da Nisan'ın ilk haftası olabilir. Ben, Yalçın Küçük Hoca, Mahir Kaynak Hoca. Üçümüzdük Mehmet Ali Birant'ın programında. Orada da anlattım. Bu sır değil ki yahu, ben çok açık net biçimde anlatmışım. Ama bugün bir takım şahsiyetler apık sapık biçimde hala kalkıyor konuşuyor. İşte Savcı'nın mütalası Ergenekon isimli bir terör örgütü gerçekte hiç olmamıştır. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
Gladio başka bir şey. Bu FETÖ'cülerin yaptıkları iş ise o Mehmet Ali Birant'ın programında söylemiş olduğum cümle aynen şudur. Bakın, ondan sonra zaten ben tutuklandım. O programdan sonra alındım ben. Yalçın Hoca da o programdan sonra alındı. Bunun içine dahil edildik. Benim cümlem aynen şuydu. Aynı oyun masasında, kahvehanede, bir aynı masada oturmayacak kişileri bile bir araya getirdiler. Bir çuvalın içine attılar. Ergenekon kutsal adını kirlettiler diye. Ya bütün bunların hepsi YouTube'a girilsin, lütfen bakılsın. O gün için vardı. Daha o tarihte anlattı Kübra Hanım bunun biz başka bir şey olduğunu. Zihinlerimizde net anlaşılsın diye çok kısa bir soru soracağım. Dediniz ki 1988'de anlattı bana. Peki 26 sizin... Nisan. Aydınlık Dergisi'nde ilk kez ismini andığınız, Ergenekon ismini andığınız yıl kaçtı? 1997. Aradan geçen sürede neden hiç bahsetmediniz? Denk niye bahsedeyim? Subayım. Yoksa... Şaka mı yapıyorsunuz? Ben orduda subayım. Ordudan benim subay olarak ayrılışım Mayıs ayı 1995'tir. Temmuz'da sırt çantamı aldım. Avustralya'ya gittim. Bir kez iki yılım orada geçti. Ondan sonraki süreçte geldim. Alparslan Türkeş beyefendi ışıklar içinde uyusun. İşte o hayatını kaybettiğinde 40 dakika programı yapılıyordu ve konu zaten Gladio'ydu anlatılanlar. Yani Gladio, İtalya'da biliyorsunuz adı Gladio, kılıçlar demek. Almanya'da, Yunanistan'da işte orada koyun postu, öbür tarafta kılıç gibi gibi gibi. Ya Belçika'da kurulmuş, Fransa'da kurulmuş, siz bırakın onu. Avustralya NATO ülkesi olmadığı halde Avustralya'da darbe yaptırdı. Aynı yapı darbe yaptırmıştı. Ben Avustralya'da öğrenince şoka girmiştim. Avustralya'da ne ilgisi var bunların diye. Lüksemburg'da müdahale etmişler. Dolayısıyla Türkiye'de de, Türkiye çünkü en kritik kanadı NATO'nun, Güneydoğu kanadı Yunanistan'la birlikte 1967'de Albaylar Cuntası. Darbe yaptırdı işte aynı Gladio orada. Bizde yaptırdı 12 Mart, ardından 12 Eylül'ler. 12 Eylül 1980, Memduh Paşa'nın söylediği cümle çok çırılçıplaktır. 1983 itibariyle dedi kepenkleri kapattık. Kapattı. Bunu siz cümle söylüyorsunuz. Bu. Peki 1983'ten sonra kepenkleri hakikaten kapattı mı? Kapatmış. Bu Gladio denen inanacağız. Yapı ondan sonra Kübra 2000'lerde Kübra bugün hala yaşamıyor mu? Kübra Hanım inanacağız çünkü niye inanacağız söyleyeyim. Dünyanın akışı farklı bir yere geldi. Bakın Türkiye'de klasik NATO'cu, Amerikancı, faşist darbe yaptırdılar. Yani o darbenin sonucu itibariyle artık daha önceki süreçte olduğu gibi hakimiyet doğrudan doğruya el değiştirdi. Zaten Genelkurmay karargahı, NATO karargahı bitti. Bu kadar basit. Zaten artık İhtiyaç ellerinde. Duymadılar. Kesinlikle. Bir de şekil anladığımız kadarıyla olayların akışı değiştiği için tıpkı hani Montreux 1936'da biliyorsunuz imzalandı. Ne oldu? Bak günümüze geldiğinde koşullar değişti. Başka şeyleri konuşuyoruz işte Karadeniz'le ilgili bu Amerikan savaş gemileri yarın çıkacak mı çıkmayacak mı gibi. Çünkü süreç değiştiği için uluslararası ilişkiler böyledir. Teknoloji değişiyor, hukuk değişiyor, siyasal yapılar değişiyor. O zaman duruma göre vaziyet alıyorlar. Bizim şanssızlığımız nerede oldu biliyor musunuz? Soğuk Savaş'tan sonra bütün NATO ülkeleri Gladio ile hesaplaştı. Biz hesaplaşmadık. Bakın ana problem orada oldu. Hala hesaplaşmadık. Peki bu Ergenekon sürecinde yaşananların Gladio ile hesaplaşmayla hiçbir alakası yoktur. Zerre kadar. Bunu şunun için soruyorum. Zerre kadar. Bu bir alçaklık. Bakın yaptıkları büyük kumpas. Alçaklık. Başka açıklaması yok. Çünkü kimi isimler, kimi insanlar diyorlar ki aslında Ergenekon örgütü diye bir örgüt vardı. Hayır. Fakat FETÖ bu torbanın içine masum insanları da kattı, işi sulandırdı ve sonuç itibariyle aslında var olan örgüt yargılanamadı. Aslında vardı. Şöyle diye bir hala bugün inananlar bakın, var. Şöyle bir şey. Neye herkes inanabilir? Bilgi yoksa inançlar boştur. Tekrar söylüyorum. Gladio bütün NATO ülkelerinde deşifre edilip yargılandı veya yargılanmadı ama deşifre edildi, tartışıldı. Biz yapmadık. Şimdi biz yapmayınca bu FETÖ bu ismi aldı. O benim anlattığım şekildeki o yapı, cümlelerde o ya, o yapıyı da aldı. Ona madem ki öyle bir yapı var ve bu da zaten ifade edilmiş dedi. Ve kamuoyunda da aslında bu Gladio'nun yargılanmasına dönük bir beklenti, beklenti vardı. Atmosfer gayet tabii var. Ki beklenti vardı. İfade edildi. Hatta Radikal Gazetesi ilk çıktığında ilk sayılarda ben de oradaydım. Sonra ayrıldım.
daha doğrusu işte başka şeyler oldu orada. Böyle bir amaç vardı, düşünce vardı ama ondan sonra işi başka bir rezil boyuta taşıdılar. Ama niye yaptılar bunu? Çünkü Türk ordusunu çökertmek için yaptılar. Kimsenin şöyle bir çabası olmadı ki Kübra Hanım. İki çaba yok Türkiye'de. Bir, demokrasiyi yaratalım, yaşatalım, büyütelim. Zerre kadar samimiyet yok. Bu konuda çok yalancıyız ve sahtekarız. İkincisi de bu Gladio meselesinde. Burada da büyük yalancılık, sahtekarlık yapıldı. Burada Türk doğrudan doğruya Türk ordusunu yok etmek üzere bu operasyonlar tezgahlandı. Çünkü bunların çok önceleri var. Amerikalıların kendi açıklamaları var. Yapılmış tatbikatlar var. Tatbikatlarda Türkiye'ye doğrudan doğruya saldırı şeklindeydi. ABD'de yapılanlar, Türkiye'de yayınlandı işte bütün askeri tatbikatlar. Kısacası bu amaçla yapılmış işler için yıllarca beslenip büyütülmüş olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve her alanda ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu FETÖ'cü yapı yapılanma, hukukçular eliyle Türk ordusunu çökertme harekatıdır. Niye? İşte bugünler için. İşte bugünler için. 15 Temmuz'u kastediyorsunuz. 15 Temmuz ve sonrası yani bugünler için işte 2018'in şu Aralık ayı bitiyor ve bundan sonrakiler için. Yine o günlere dönelim. Çünkü Ergenekon başladığında bu süreci destekleyenlerin bunun iyi bir, doğru bir operasyon olduğunu özellikle ilk başta savunan çok kesim herkes vardı. Herkes kesin. Türk halkı da neredeyse Türk halkının yarısından çoğu da inandı. Evet. Herkes Susurluğun inandı. Rövanşı diyenler vardı. Bir de hayır Susurluğun devamı diyenler vardı. Susurluğun devamı mıydı, rövanşı mıydı, ikisi de değil. İkisi de değil canım. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok bu sorunun yanıtı için. Hiçbir ilişkisi yoktu diyorsun. İkisi de değil. İçi belli, adı büyük. İçi belli kumpas. İşte orduya karşı, Türk ordusuna karşı kumpas. Özellikle deniz kuvvetleri. Deniz kuvvetlerinin 1/3'ü hapse alındı. Yahu Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy çökertildi. Bakın bugün ne durumda Deniz Kuvvetleri biliyor musunuz? 7 ya da 8 geminin başındaki kumandanı öyle söyleyeyim herkes anlasın diye. Komodor denir. Bugün bakın bakalım Deniz Kuvvetleri'nde komodor yapacağınız subayınız var mı? Kolay mı yetişiyor Deniz Kuvvetleri? Şöyle bir şey söyleyeyim. İşin facia boyutunun anlaşılması için Kübra Hanım. Deniz Kuvvetleri'nin 2008 operasyonlardan önceki niteliğine ulaşabilmesi için 2008'i milat alırsanız 30 yıla ihtiyacı var bu büyük ülkenin. Büyük tahribat yaşandı. Olağanüstü büyük işte. Bunun için yapıldı bunlar. Derin devlet var mıydı Türkiye'de? Bugün de hala var mı? Şimdi bakın şimdi o çok öncelerden de bu ülkede çok tartışıldı. Hatta benle de yapılan bir büyük uzun röportaj, çok röportajlar yapıldı. Bunu çok konuştuk. Şimdi derin devletin tam karşılığı nedir? Devletin refleksidir. Bu bütün dünya içinde geçerlidir. Bütün dünya devletlerinin derin devleti vardır. İyi bir şeydir bu anlamda. Şöyle bir şey. Eğer derin devlet şöyle bir içeriye ve çerçeveye sahipse kesinlikle ve kesinlikle zaten olmalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle. Ulusalcıysa ve yalnızca bunun yönetim kademeleri örneğin Türkse ve Türkiye'li ise bu doğru. Niye kurulur derin devletler? Bu yapı niye vardır? Şunun için. Bir, ülkeye karşı müdahale. İçeriden ruhu satılmış insanlar bir şekilde yönetime gelebilir ya da çeşitli hukuk işte FETÖ'cülerde olduğu gibi her alana yerleşmiş olabilir. Ya da dışarıdan herhangi bir saldırıya maruz kalırsınız ama içeride senin silahlı kuvvetlerin çok yeterli değildir ve sen ona gerilla savaşı karşılığı vermek zorundasındır. Tabii ki bu organizasyonları yapar ama derin devlet dediğimiz o yapı böyle olmayıp da kendisini yurt dışındaki birisine, bir güce angaje etmişse tabii ki son derece olumsuzdur, kabul edilemez ve reddedilemez. Türkiye'deki derin devlet örneği bu ikincisi mi? Karşımıza tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Çünkü neden? Söyleyeyim. Türkiye'de derin devlet değil, biz derin çeteleri gördük. Derin çeteleri. Ben bunu 1998 yılında da benimle yapılan bir büyük milliyetteki röportaj var. Koca tam sayfa röportaj yayınladı. Ben burada söylüyor değilim ki onu. Sanki herkes sanıyor ki bu ülkede arkadaş her şey ilk defa 2018'de işte tartışılmaya başlandı. Ya da kuş yumurtası bir takım gazeteciler. Yıllardır söylüyorum. Türk kuş yumurtası bütün gazeteciler ya da şeyler akademisyenler şimdi çıkıp konuşuyor. İlk defa onlar keşfediyor. Ne münasebet kardeşim. Bütün bunlar bakın konuşulduğunda ben daha ordudan subay olarak ayrılmamıştım. Söyledim o yüzden de mahkemeye falan verildim subay kimliği. Bakın buyurun
Bak, bakın Kübra Hanım. Buyurun şöyle göstereyim arkadaşlarıma. Çok kültürlük stratejisi şart demişim. Demişsiniz. Bakın ta ne zaman 1998'de 3 Ağustos 1998 söylüyorum. Bunu? Diyorum ki bu Kürt sorunu falan konuşuluyor ya. O zaman dedim ki bakın bu dil, ana dilin yaşatılması, öğretilmesi, folklorun bu sürdürülmesi için devlet strateji üretmelidir. O gün üretmezseniz 10 yıl sonra çok geç olacak. Devlet içinde çeteler var dediniz. Bakın, sonra buyurun, bunu örnek gösterdiniz. Bakın, bağlantı bu, bu değil. Yani bu büyük, şu başlık için bunu açıkladım. Bakın ben şurada söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti çeteler cumhuriyeti haline getirilmiştir diyorum. Bu kabul edilemez. Burada anlatıyorum. Liderler oligarşisi, çeteler cumhuriyeti haline getirilmiştir. Böyle bir model dünya yüzünde yok. Siyaset bilimi kitapları bile böyle bir modeli yazmamıştır. Bu ülkeye yazık olacak. Erol Mütercim'den. 1998. Açık ve net sorayım. Türkiye'de hangi çeteler vardı? O çetelerden bugün çeteleri. Yaşayan var mı? Olmaz hala mı canlı ya? Olan var mı? Olmaz mı canım? Yani şimdi Türkiye türü ülkelerde her zaman için siyaset, mafya, tarikat yapılanması Türkiye türü gibi ülkelerde demokratikleşememiş, çağdaşlaşamamış, ekonomik problemlerini halledememiş, halkını yoksulluktan kurtaramamış, emekçiyi ziyan eden, emeği ziyan eden bütün bu yapılarda, bütün bu toplumlarda, bütün bu devletlerde gayet tabii ki çeteler türüyor. Çete dediğiniz zaman yalnızca gecenin karanlığında sizin gırtlağınızı kesen, cebinizdeki 10 liraya saldıran demek değildir ki. Bu söylemiş olduğum hepsidir. Örnek, siyasi partilerin içerisinde hala listeleri belirleyen ağlar varsa tabii ki bu çetedir. Siyasi partilerin içinde tarikatlar, cemaatler etkinse, devlette etkinse, FETÖ olayında gördüğümüz gibi işte. Bunların adı çetedir ve siz çeteler cumhuriyeti haline almışsınız demektir. Oysa ki siz laik sosyal bir hukuk devletiyim diyorsun. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir diye oraya yazmışsın. Erzurum Kongresi'nde, Sivas'ta, Büyük Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir demişsiniz. Halka hiçbir zaman ait olmamış bu egemenlik. Bak çetelere ait olmuş. Aslında konuştuğumuz bu, tarih 1998. Bu programa hazırlanırken aydınlatılamamış, daha hala ne olduğunu tartıştığımız pek çok olay olduğunu bir kez daha fark ettim. Cinayetler. Evet, yani bir sürü fail meçhul cinayet, işte Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink suikastı, Zirve Yayınevi saldırısı, Cumhuriyet'in bombalanması, Ümraniye'de bulunan bombalar, bütün bu Ergenekon davası denen süreci ilk başlatan bütün bu süreç, bütün bunlar gerçekten birbirine bağlantılı mıydı? Hayır efendim. Bağlantılıysa kim yapmıştı? Olur mu? Olur mu? Ümraniye bombaları dediğiniz şey tamamen uydurma, kendilerini işte burada savcı anlatıyor kardeşim. Burada her, onun için söylüyorum çünkü 14 sayfayı herkes Amentü gibi okumalı, kutsal kitap gibi okumalı bu 14 sayfayı. Ne olup ne bittiğini anlamaları için. Ergenekon kumpasının çok etkili olmasının nedeni FETÖ'nün onu iyi tasarlaması değil, iç konjonktürdür. Daha ne söyleyecek bu savcı? Doktora mı yapmış bilmiyorum ki vallahi, savcı hukuk alanında doktoralı bir savcı mı? Bu tamamen inanılmaz bir akademik, inanılmaz bir metin bu hazırladığı metin. Metin. Şurada bakın ne diyor? Cemaat kendi ajanlarına terör eylemleri yaptırarak, söyledikleriniz. Evet. Onları bazı devlet kadroları ile irtibatlandırarak önce suçu imal etmiş, daha sonra yargı içerisindeki unsurları kullanarak mahkum etmiştir. En sonunda da medyayı kullanarak da linç etmiştir. Ergenekon davasının özü budur. Daha ne söyleyecekler? Sizi neyle suçlamışlardı? Sizi de bu davaya efendim, yıllar Ergenekon, sonra dahil işte ettiler. Bunun medya ayağı, bu Ergenekon var ama sen bunu sakladın gibi. Saçma bir senaryonuz sapan var değil mi sizin yazdığınız? Efendim? Senaryoda iddiası var daha doğrusu. Bir Ergenekon yahu senaryosu yazdığınızı iddia ediyorlar. Senaryonun adı Gümüş Kurşun. Öyküsü. Ha, burada öyküsü de var. Yakup Cemil'in hikayesi değil mi? TV programcısı. Yok, Yakup Cemil değil de şey Ahmet Yakup öldürülen işte şeyin MİT mensubu emekli albayın falan. Ya Kübra ha, iyi bakmışsınız siz meseleye. Bakın önce o bir öyküydü. Şu kitaptaki öykü. Sonra işte Adem Kılıç benim can arkadaşım, yapımcı. Dedi ki o zaman da çok popüler ya diziler şeydi bizim televizyonlarda. Yapalım. Gümüş Kurşun. Gümüş Kurşunu oldu Ergenekon. Ve ben bunun için yargılandım yahu. Senaryo anlatıyorum. Yazılmış senaryo. Yahu senaryo film senaryosu. Ve ben bunun için savunma yaptım ya. Ve ben bunun için suçlandım. Akla ziyan bir iş. Akla ziyan bir iş. Ama oldu. Ben size daha feci bir şey söyleyeyim. İşte bakın burada var savunma.
mahkeme salonunda Mehmet Ali Pekgüzel, şimdi içeride o savcı, ben anlatıyorum, beğenmedi. Canı sıkılıyor. Çünkü bakıyor ki yok, gerçek başka anlatılıyor. Sandı ki ben inkar edeceğim falan filan. Ama Türkiye şöyle şeyler de yaşadı Erol Bey. Mesela o dönem FETÖ'nün kanallarında yayınlanan kimi dizilerde, mesela Carlos suikastı gibi sahneler izledik. Daha sonra bunlar yaptılar, gerçek oldu. Yaptılar. İşte adamlar zaten o terör örgütü, adamlar bir algı. Bakın, kendi yaptıklarını başkalarının üzerine attılar. Adamların kendileri yaptı. Ya daha önce eski Habertürk'teyim, eski yerde. Bir gün bir zarf geldi. Zarfın içinde ne var biliyor musunuz Kübra Hanım? O lobi, Ergenekon, herkesin tutuklandığı belgeler var ya. Bu ne rezilliktir ya dedim. Bu ne saçma sapan şey. Hatta ben masanın üzerine attım. O zaman bizde stajyer çocuklar vardı. Biz de anlatıyordum, bu komplotörleri programı var ama sen hatırlamazsın, o zaman yoktun daha. Şimdi çok duyuyorum, sen, biliyorum hepsinden. O 4-4,5 yıl muazzam bir programdı. Çok da popüler bir programdı. Neyse. Çocuklar da gelmişler. Onlardan birisi ilgi duydu. Bu darbeler falan. Devamlı koltuğumun altındalar zaten. Hep soruyorlar işte bu kitapları, komplotörle kitabını okuyorlar falan. Alabilir miyim dedi. O çocuklardan birisi aldı onu. Sonra ne gördük biliyor musunuz? Mahkemede herkes o gönderilen zarf yüzünden tutuklandı. O gönderilen. Böyle asılsız. Bakın. İddialar vardı. Bilgisayarım alındı. Aradan geçti 8,5 ay. İlk sorgum yapıldı. İşte serbest bırakıldım. Bu kitapta anlatıyorum polislerle neler geldi başımıza. Ne alçakça kumpaslar kurmaya çalıştılar Bağdat Caddesi'nde, Bebek'te. Nerelerde neler yaptı. Neyse. 8,5 ay sonra yeniden aldılar beni. Zekeriya Öz ve Fikret Seçen sorguluyor. Kulakları çınlasın. Bizim Habertürk'ün de avukatı Hande Hanım. O da benim avukatım olarak orada. Dedim ki ne oldu 8,5 ay sonra? Dedi ki bilgisayarının unlocated bölümünde lobi mobi, herkese tutukladıkları o belge var ya. O dedi çıktı. Gülmeye başladım. Niye gülüyorsun dedi. Çok basit dedim. Bir, benden öyle bir belge çıkmaz, o saçma sapan şey. İki, bilgisayarım polisin elinde. Bende yok ki tam dedi. Tam o günlere geleceğim. Bak dur, bir hızlı şey hızlı orada bir şey anlatacağım çünkü. Bu rezilliğin anlaşılması için. Deyince böyle kaldı. Ne demek dedi o. Bilgisayarımı ben geri almadım dedim. Niye almadın dedi. İşte dedim, böyle bir olaylara denk geleceğimi ve sizin bunları yapacağınızı bildiğim için almadım. Ne yaptı biliyor musun Kübra Hanım? Arkasına yaslandı. Cep telefonu tıktı. İşte Hande hayatta kardeşim. Bu kızcağız hayatta. Tık 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 bastı. Ne dedi polise biliyor musun? Erol mütercimler gibi birisini aldırtıyorsunuz dedi. Sorularını bile göndermiyorsunuz. Bilgisayarı sizdeymiş. Neyi konuşuyoruz ki biz şimdi? Çıkıyorlar şu mütaladan sonra televizyonlara çıkıyor bir takım insanlar. Apık sapık konuşmaya devam ediyor. Apık sapık konuşmaya devam ediyorlar. Neyi konuşuyorsunuz siz? Neyi konuşuyorsunuz? Onlara da geleceğim. Gözaltına alındığınızda sizi Savcı Zekeriya Öz, şimdi FETÖ'cü firari Savcı Zekeriya Öz. Onu birincisinde o sorguladı, ikincisinde Zekeriya Öz'le Fikret Seçen birlikte sorguladı. Şimdi siz tam o sorgulamanın arkasından diyorsunuz ki savcı çok nazikti. Bir yayına katılıyorsunuz. İlki. Evet. Savcılar işini çok iyi biliyorlardı. Sonunda suçsuz olduğuma kanaat getirdiler. Suçsuz olduğum cümlesi, dur, cümle öyle değil. Saynur'un programındayız. Evet, evet. Ha, söyleyeyim. Dinleyerek yazdım. Söyleyeyim. Hı hı. Çünkü tapesi burada var, tapeleri. Şimdi beni ilk aldı 45 dakika. İnanılmaz nazik. Şimdi önce anlamadık. Bak önce anlamadık. Bu niye böyle ne oluyor diye. O kısmı doğru. Yalnızca o değil. Polisler de öyleydi. Hatta benim evime ayakkabılarını çıkartarak girdiler. Bir kısmı öğrencim, ayrı bir şey de. Şimdi topu topu 45 dakika sürdü ama. Şimdi herkes saatlerce sorgulanıyor. 45 dakika, ben de barodan avukat istemiştim. Bilerek istedim ki sonra o da çok sorguda, o da çok soruldu. Niye barodan avukat istiyorsun diye. O bir strateji istemek. Neyse işte benim anlattığım mesele o. Çok nazik. Ondan sonra şeye baktı etti. Cümlesi şu oldu. Ya dedi, biz sende dedi bir şey bulamadık. Bak cümlesi bu. İşte baronun avukatı orada, Atilla orada Tanrı huzurunda tanık. Benim söylediğim olay o. Ama niye bırakmışlar söyleyeyim. Bırakma sebepleri işte ondan sonra polisle tam 9 kez o kadar büyük ahlaksızca ve alçakça tuzağa düşürmeye çalıştılar ki bu 9'un 7'sinde Sinan Uğurel tanıktır.
bizim eski asistanımız. Şimdi yani İzmir'de sizi bir serbest bırakıp sonra tuzağa çekmeye çalışıyor. Aklın durur. Bir anlatsam ne? İşte burada uzun çok uzun anlatmak. Çok kısa bir şey sorayım mı? Şimdi buyur. Bir ifadenize takıldım. O gün diyorsunuz ki savcılar işini çok iyi biliyordu. Ben bu sözünüze biraz takıldım hayır, açıkçası. Hayır niye? Bak şimdi. Yani sonunda... ona, Kübra Hanım onu anlamanız için Saynur'un programında ekranda jest mimimi görmeniz gerekiyor. Onu anlamanız için. Benim orada söylediğim ne biliyor musun? Herkese uyardım. Dedim ki büyük bir fırtına geliyor. Orada benim anlattığım en sonda bir cümlem var. Saynur sordu, korkmadın mı? Ben orada söylüyorum bunun büyük bir kumpas olduğunu. O, tamamını dinlediyseniz programın lütfen bakınız. Ben orada anlatıyorum bunun ne olduğunu. Çünkü şunu anlamaya çalışıyorum. Siz o gün hani ben suçsuz olduğumu anladılar, beni bıraktılar. Ama o gün için tutuklananlar da aslında suçlular gibi yok, bir hayır. kamuoyu algısına neden olmuş hayır, olabilir hayır, mi? Hayır, yok hiç kimse öyle bir şeyi algılamadı. En doğrusunu ışıklar içinde uyusun Altemur Kılıç abimiz en doğrusunu o anlamış. Çünkü köşe Yasemin bir gün sonra yazdı. Dedi ki dikkat edin. Bak dedi Erol Mütercüler gibi adamlar bunlar oradan gelmiş. Bu adamlar dedi hiçbir şeyden korkmazdı. Korkacak halleri yok. Bizi dedi uyarıyor. Bizi dedi açık açık uyarıyor arkadan ne geldiğini. Müthiş bir yazıdır o işte. Burada şimdi okumayayım yazdığı yazıyı. Orada baktığında o Altemur abi çok tecrübeli bir adam olduğu için o benim orada ne anlattığımı anlamış. Benim ona bakarsan başka bir cümlem var mahkemede. Ben savcılara, hakimlere dedim ki ben sizi hukuk teknisyeni değil hukuk felsefi olarak kabul ediyorum. Birileri kalktı dedi ki oha dedi yaranmak için söyledi. Deli misiniz siz? Örnek ben şimdi kalkıp Kübra Hanım'a desem ki ben seni burada bir programcı, televizyon programcısı, gazetecisi, teknik bir yeterli olarak görmüyorum ama sen bir programcı olarak felsefsin. Hakaret mi övgü mü bu cümle? Kalp cerrahına ben seni bir tıp doktoru olarak kabul etmiyorum ama tıp felsefi kabul ediyorum. Hakaret mi övgü mü? Şimdi bazı şeyleri anlamak için ince ince bakmak gerekiyor. Erol Bey, araya gitmemize 10 dakika var. Sizinle ilgili belli başlı iddialar var. Bu açık ve nette bunları açık açık sorayım istiyorum. Bir tanesi şu, yıllarca da size soruldu. Siz tam da bu Ergenekon denen yapılanmadan bahsederken FETÖ'nün televizyon kanalı STV'de çalışıyordunuz. Neden STV'deydiniz? Hayır, çok basit ya. Bunu çok sordular, çok söyledim. Sen de soruyorsun, söyleyeyim kardeşim. Ben yurt dışından geri döndüğümde emekli aylığım, emekli maaşım falan bağlanmamış. Anamın evine sığındım. Tamam hiçbir şey. Hatta şeyde Radikal'de falan çalışacağım olmadı anlatlar. İşte Dünya Gazetesi'nde Nezih Bey'le iki kere konuştuk olmadı falan. Tam o anda Mim Kemal Öke'yle ile Necef Uğurlu'dan bana teklif geldi. Dediler ki STV'ye işte bir program satılmış adı Tarih yargılanıyor. Türk televizyonlarının bugüne kadar yapılmış en muazzam programıdır. Size şahsi aşılamadı. Olarak STV'nin kadrolu olarak hayır, çalışanı olmanızı değil, değil yahu bir değil. Bir prodüksiyon şirketi mi vardı? İşte prodüksiyon yapılıyor. Prodüksiyonda kimler var? Kimler var? Söyleyeyim. Mim Kemal Öke, ben, Avni Özgürel sabit konuğuz. Biz sabitiz. Her programda da beşer kişi değişerek geliyor. 17 programda 85 kişi de değişken konuk olarak geldi. Onları anlatmıyorlar o işleri. Peki, peki o, kim yaptı o söyleyeyim. Sonradan yargılandı mı ya da bir kısmı, sorgulandı mı? Bir kısmı alındı onların. Efendim şeyler Necef Uğurlu çok zeki bir kadındır. Olağanüstü bir senaryo yazdı zaten. Peki yönetmeni kimdi? Mahmut Övür'ün eşiydi yönetmeni. 17 program boyunca dünya güzeli o kızdı yönetmen. Başka şimdi şeyde sizin televizyonda ismini vermeyeyim. Sizin televizyonda Necef'in yardımcısı kız. Kaç kişi varız o prodüksiyonda biz? Bu saydıklarımın hiçbirisi Samanyolu'nun kadrolu, maaşlı elemanı değildi. Bu prodüksiyon Samanyolu'na satılmış olduğu için o ekranda kaldı ki o dönemde Samanyolu başka bir televizyon kanalı da olabilirdi yani. Kaldı ki o dönemde Samanyolu'nda Bülent Ecevit'te konuk oluyordu, İsmail Cem de konuk oluyordu, Altan Öğmen de konuk oluyordu. Şimdi böyle bir dizi sayayım. Bizim program bedretinde STV'de çalışmış olman beni FETÖ'cü yapmaz. Bir daha söylüyorum. STV'de çalışmadım. Çalışmadınız. Dışarıdan orada program. Şimdi şu anda buraya geliyorum. Bir başka iddia. Bir dakika buraya geliyorum. Habertürk'te çalışıyor muyum ben? Hayır, aynı şekilde aynı şekilde STV'nin konuğuyduk ekranın.
Çok konuşan bir başka iddia. Yine buna da çok cevap verdiniz ama son günlerde yine bir gündemde. Neymiş Doğu o? Perinçek'in sizinle ilgili ya, Fethullah Gülen iddiası. Allah'ın aşkına. Bak, bir kez sorayım bunu. Belki sorulmaz size. Bu var ya. Bu, seyirci bilmiyor olabilir. Bu büyük böyle içi boş bir masal. İzleyici için sorayım. Doğu Bey'de. Biz hı-hı. Doğu Bey'le aramızda bunu hallettik. Çünkü Doğu Bey'in orada. Ne zaman hallettiniz? Ben anlattım meseleyi ve Doğu Bey anladı problemin ne olduğunu. Doğu ya, Bey seyirci için ne olduğunu söyleyeyim. Anlatayım mı? Doğu Bey'in gazetesinde çalışan bir gazeteci. Artık hiç ismini zikretmek istemiyorum. Bir gazeteci. Aydınlık Gazetesi'nden bir gazeteci. Bir gazeteci. Hangi koridorun mensubu olduğu günah boynuna olsun onu. Bir gün annemin evindeyim, Tuzla'dayım. Beni aradı işte. Dedi ki, emekli subay olarak işte değişim var da falan. Ona da aynısını izah ettim. Ya dedim böyle cebime koyacak bir kuruş param yok. Niye STV'deydiniz? Aynısını söyledi. Ben de aynısını sana anlattığımı ona anlattım. Dedim ki böyle para ihtiyacım var. Yani daha hiçbir şeyim bağlanmamış. Yok yani yok. Anamdan mı para alacağım? Ben subayım yahu da oradan yeni ayrılmışım. Neyse yurt dışından yeni dönmüşüm. Dedim ki böyle onun aynen şunu söyledi. Dedi ki bu... Ama o Fethullah Hoca Efendi Güle falan filan diye hitap ediyor. Kendisi de. Bak kendisi de. Dedi ki bunlar Doğu Bey'le görüşmek için girişimde Fethullah bulundular. Fethullah Gülen Doğu Perinçek'le buluşmak istemiş. Bu Latif işte şimdi Bey var ya ekranları Erdoğan. Da çıkıyor. Ayrı Latif Erdoğan. Yaş onun yanında birisi daha gelmiş. Doğu Bey'in kendisi de anlattı geldiklerini. Dedi ki bana ne dersin? Bak aynen böyle yani fikrimi soruyor. Dedim ki hiçbir sakınca yok. İyi de olur. Bu dedim yurt dışında da bütün bu görüşmeler yapılıyor. Parti başkanı Doğu Bey bundan dedim bir miktar para istesinler. Henry Kissinger gibi işte bak bugün Bill Clinton dünyanın her yerine gidiyor değil mi? Büyük paralar alıyorlar. Aynısını söyledim. Dedim ki partinin de Aydınlık dergi gazetenin de nasıl ihtiyacı var maddi alınsın. Söyledim 5 milyon dolar dedim talep edilsin ama ne önerdim? Kamuya açık bir alanda konuşsunlar. Yani gizli kapaklı değil. Örneğin bir otelin lobisinde. Hiçbir sakınca yok. Bana dedi ki bunu Doğu Bey'e kendin söyler misin? Ben de altında hiçbir art niyeti aramadım biliyor musun? Olur dedim söylerim. Doğu Bey'le telefonla konuştum. Dedim ki Doğu Bey böyle size böyle bir öneri varmış. 5 milyon dolar. Aynısını ne anlattıysam anlattım. Bu hikayede anlattım. Bana kafa karıştırıcı gelen ne biliyor musunuz? Erol Mütercimler kendini Atatürkçü, Kemalist olarak tanımlayan biri olarak Fethullah Gülen'le Doğu Perinçek'in görüşmesinin iyi olacağına, bundan işte 5 milyon dolar gibi bir rakamın da alınabileceğini gibi niye? Bir şeyi şimdi bak, neden tavsiyede bulunur? Bir şey söyleyeyim. Fethullah Gülen'i şimdi konuşuyor bu ülke lanetli adam diye. Fethullah Gülen herkes için makbul adamdı. Sizin için de makbul adamdı. Bak herkes için makbul adamdı. Benim ağzımı açtırmayın şimdi. Herkes için makbul adamdı o dönemde. Benim gibi insanlar için de 17 hafta gidip program yapmış. Ondan sonra peki düşünün Erol Mütercimler'in kitabı yayınlanmış mı yayın evlerinde? Yayınlandı mı? Hayır. Kimlerin yayınlandı? İlber Hoca'nın, Toktamış Hoca'nın, Avni Özgürel'in. Dünya kadar adam. Peki sizin... Bu Habertürk'te de yazan birileri de dahil olmak üzere iş adamların uçaklarıyla Pensilvanya'ya gittiler. O dönem herkes kandırıldı diyorsunuz. Kandırılmaktan söz etmiyorum. Herkes bu konuda ahlaklı, namuslu, dürüst olacak. Dürüst olacak. Gittiniz mi gitmediniz mi? Gittiniz. Elini öpmeye gittiniz. Ben size başka feci bir şey söyleyeyim. Bizim davada değil ama başka bir davada yargılanan birisi hapiste karısını gönderdi Pensilvanya'ya. O dönemde herkes... Karısını gönderdi. Bakın yargılanıyor. Erol Bey, kısa siz bir araya gidelim. Sonra ver, birkaç siz. Soruyla kapatacağız. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Herkes ahlaklı olacak. Açık ve Net'te kısa bir ara. Birazdan Erol Mütercimlere sorular sormaya devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Açık ve Net'te bu akşam Erol Mütercimler'le Ergenekon konuşmaya devam ediyoruz. Son birkaç sorum var Erol Bey. Şimdi o dönemde bir sürü bu iddianameye de giren bir takım darbe planları olduğu iddia edilen işte Ayışı, Sarı Kız, Yakamoz gibi darbe yahut eylem planlarının ismi geçiyordu. Sizce o dönem bir darbe planı yapılmış mıydı? Bir şey diyemem çünkü
Zaten oradan ayrılmışım. İçeride de bir şey konuşulmuyordu. Bugünden dahil, baktığınızda şöyle bir şey. Ve o dönemin atmosferini de hesaba kattığınızda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bu saçma sapan şekliyle aptalca yargılamalar, kumpaslar kurulduğu için artık hiçbir şey inandırıcı değil. Keşke o dönem bu isimlerini saymış olduğunuz, planlar dediğiniz meseleler silahlı kuvvetlerin yani kendi askeri yargıya bırakılsaydı, kendi içine bırakılsaydı madem ki vardı. Askeri yargı bunu hakkıyla araştırabilir miydi? Yapardı. Askeri yargıçlar son derece ahlaklı ve namuslu insanlardı benim dönemimde. Çünkü ben kendim de 3 kere yargılandım. Çok ahlaklı ve namuslu insanlardı. Siz niye yargılanmıştınız? İç disiplinle ilgili. Birisi senaryo yazmaktan mesela en basit. Birisi bu senaryolar çok başınıza bela oldu. Çok başıma bela oldu. Birisi Ekonomi Politika Dergisi'ne yüksek lisans tezimi ödül kazandı Aydın Doğan Vakfı'ndan onun röportajı. Ama o zaman yasa da öyleydi. Onlar haklıydılar. Yani yasa, demeç veremezdin. Bir de benim orada söylediğim başka bir cümle var. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Almanlardan örnek vererek Enver Paşa'dan ihanet ediyorlar diye bir cümlem var. Yani sonuç olarak haklıydılar ama hepsinden beraat ettim. O ayrı bir şey. Dolayısıyla madem ki böyle bir şey vardı, o dönemin Genelkurmay Başkanı ya da başkanları o zaman yargıya taşısalardı, müsaade etselerdi, izin verselerdi, hükümet onlarla paylaşsaydı, bu böyle denseydi, olması gereken doğru olan oydu. O zaman hiç kimse vicdanen, hukuken bir şey diyemem, vicdanen bugün kimse bir şey konuşamazdı. Ben dahil olmak üzere, siz dahil olmak üzere. Ama şimdi böyle bir kumpas, rezil davalar, çuval, bu saçmalıklar inanamazsınız. Bir kere vicdanen inanamazsınız. Şu da hep tartışıldı. Siz eski bir asker olarak ne diyorsunuz? O dönemde bir sürü Türk Silahlı Kuvvetler mensubu tutuklanırken, o dönem görevde olan komutanlar FETÖ'nün kumpaslarına karşı üstlerine düşeni yaptılar mı sizce? Ne yapmaları, nerede yaptılar? Hepsi vicdanlarının karanlığında boğulmaya mahkumdur. Hepsi. Benim en ağır suçladığım kişi İlker Başbuğ Beyefendi'dir. Neden? Ve onlar zamanında müdahale ederdi. Şart mıydı açtırması Kozmik Odayı? Şart mıydı Ordu evinden generalleri vermeleri? Şart mıydı? Bakın, İstese engelleyebilirdi. Tayyip Bey MİT başkanını verdi mi? Verdi mi MİT başkanını? Teslim etti mi? Saldıray Berk, orgeneral ne oldu? Direndi. Ya sen bırak onu. Fikret Seçen, savcı donanma komutanlığında aramaya gitti. Donanma komutanı beyefendi bir de ona kravat hediye etti. Nasıl açıklıyorsunuz böyle, bunu? İhmal, kandırılma. Dirayetsizlik. Başka ne diyebilirim ki ben? Komutan böyle olmaz ki. Komutan tanımlıyor. İç hizmette tanımlıyor. Yasalarda tanımlıyor. Komutan nedir diye tanımlıyor. Sen teslim ettin. Eğer onlar olmamış olsaydı, o dik duruşlar olsaydı, onun ardından o dik duruşların sonucu olarak Genelkurmay Başkanları Cumhurbaşkanı'na, işte başbakanına oturup doğru düzgün konuşsalardı, madem ki bunlar var, istihbarattan bunlar geliyor, o zaman ortak mahkeme heyetleri kurulsun, sivili de askeri de olsun ve şeffaf televizyon kanallarını çağıralım. Onlar da Türk kamuoyuna bunları yayınlasın. Doğru iş budur ama oradan herkes kendi adına bir sonuç bekledi. Siyasetçi sonuç bekledi, işte yüksek rütbelisi sonuç bekledi. Ne oldu? Allah'ın aşkına ne oldu? Küçük çıkarlı için. Teğmenleri Mehmet Ali Çelebiler grubunu teslim ettiler. Teğmenler diye. Orgeneral kendin gittin. Koskoca orgeneral, kurmay subay ömrünün kaç yılını geçirmişsin kumandanlıklarda. Nasıl fark edemezsin sen bunun böyle olacağını? Nasıl fark edemezsin? Olur mu böyle şey? Erol Mütercimler, son dakikalar. Tabii ki son suçluyorum. Sizinle bu benim üçüncü ya da dördüncü mülakatım. Her seferinde çok şey bildiğinizi bir kez daha fark ediyorum. Erol Mütercimler, Gladio'ya dair, derin devlete dair, tarihe dair, devletteki bu yapılanmalara dair bu kadar şeyi nereden, nasıl biliyor? Ne bir 31 tane kitabım yayınlanmış. Kübra Hanım ne bileyim ya, yani uğraşıyorsun. Bir de hatıratlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Pek çok subayın özellikle bu askeri darbe ihtilaller hatıratları bana bırakıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapanların bir komutan hariç hepsi hatıratın, yani Emin Göksan komutan hariç
hepsi hatıratını bana bıraktı gibi. Küçük rütbeli subaydım, Deniz Kuvvetleri komutanlarına huzurunuzda, kendi dönemimin komutanlarına huzurunuzda. Bir kez daha minnetle, şükranla teşekkür ediyorum. Küçük rütbeli subayım. Onlar hep benim önümü açtılar. Bütün bu kitapların yazılması, o çalışmaların yapılabilmesi için çok yardımcı oldular. Peki, bütün bu bilgiler, bu kitaplardaki bilgiler, sizin bilgileriniz, araştırmalar, onların yardımları sonucu muydu? Onların yoksa, yol açmaları. Yoksa bir takım eski temaslarınız, gizli temaslarınız, kamu görevlilerinden aldığınız bilgiler de olmuş muydu? Temasın gizlisinden ne kastettiğinizi bilmiyorum. Ama insanlar, pek çok görevde bulunmuş olan insanlar, inan güvendikleri için, ahlakıma, namusuma güvendikleri için, işte onlarla ilgili ya da isimlerini bana bırakılanları işte gibi. Yani size sağa emanet sola edilen bilgiler var mı? Aynen var. Gayet tabii ki. Mezara gidecek olanlar hala var. Yazılmış olanlar var. Teyit edemiyorsunuz ki şöyle bir şey. Bakın Kübra Hanım, ben bu Ergenekon meselesinde bir şey öğrendim. Bu ülkede samimiyet diye bir şey söz konusu değil. Zaten askeri darbelerle ilgili asıl yazdığım o kitap, söyledim de, daha önce de söyledim. Mahkemede de çok konuşuldu o, çok soruldu o. O kitabı mesela yaktık. Niye? Çünkü samimiyet yok bu ülkede. Kendi yazdığım bütün hatıratlardan Türk ordusuna niye ben kendim zarar vereyim kardeşim? Ben bir eski subayım, bir vatan severim, ben bir Kemalistim, ben bir vatan severim. Hiç ne kendi ülkeme zarar veririm, ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veririm. Erol Mütercimler, sadece bu son cümleleriniz bile aslında bir saatlik daha yayını hak ediyor ama maalesef sürenin sonuna geldik. Açık ve Net'te bu akşam Erol Mütercimler'le konuştuk. Açık ve Net sordum. Dur, bir şey söyleyebilir miyim? Açık ve Net bir şey söyleyebilir miyim? Bana bu kadar çok hatırat şey bırak. Ben şunu düşünüyorum Kübra Hanım, ben öldüğüm zaman bunlar ne olacak? Devlette şu anda güvendiğim hiçbir kurum yok ki ben bunu oraya devredeyim. Gizli bilgiler, ya evraklar. Gizli bilgiler değil, bütün dokümanlar. Bende inanılmaz bir arşiv var. Müthiş buradan bir arşiv var. Buradan çağrı yapmış olalım. Belki... Kime güvenecek kimse yok. Kurum murum yok. Verdikleriniz satıyor. Verdikleriniz, oralın başındakiler, ahlaksızlar satıyor. Düşünüyorum ben öldüğüm zaman gerçekten bu arşiv ne olacak? Asıl bu soru sorulsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Açık ve Net'in bu hafta içinde sonuna geldik. Bir dahaki cumartesi akşam 8'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.